Getir'den siparişini ver, program bitmeden kapında olsun. Getir, son round programını sunar. Fatih Karagümrük Trabzonspor maçını seyredin. Bir tane orta yapmadılar. Bir tane bile orta yok. Yerden sert. Ya da diz hizası. Mbakamane'nin attığı gol gibi. Orta yok abi, kaldırmış. Adam bir şey yapıyor bak. Görüyorum ben onu. Bir şey yapmaya çalışıyor. Ben onu görüyorum. Oluyor, olmuyor. Ama bir şey yapmaya çalışıyor. Yalçın Kaçok'a bak, bir şey yapmaya çalışıyor. Bir oyun yapmaya çalışıyor. Ben şey fetişist de değilim. İlla top oynayalım. Yok yerden orta. Mesela Rıza Hoca topu direkt şişiriyor Yatabara ile Kone'ye veya Kayode'ye. Onlar indiriyorlar. Bir şey yapmaya çalışıyor. O da bir oyun. Şişirme değil ama. O işte böyle hedef santrafor oyunu. Ama o da bir oyun yani. Santrafor merkezli geçiş oyunu. Evet evet. Onun da bir, o da bir yöntem. O da bir kesinlikle strateji. Ben Fenerbahçe'ye baktığımda bir yöntem, strateji göremiyorum. Dum. Yani göremiyorum. Ben bir ara gördüm. Yani o Gençler Birliği maçında. Bak şimdi bizde bir de şöyle bir göremiyordum. Var. İnşallah bundan sonra yani görürüz. Büyük bir takım, şampiyonluk adayı bir takım bir maçta çok dominant oynuyor. Çok iyi oynuyor. Rahat kazanıyor hemen. Ya karşısında rakip yoktu falan. Ya onu abi, geçelim. Rakip yoktu falan. Bırakalım onu. Bana ne, oyunu ya olsaydı ligde, yani. Ligde yani böyle olsaydı takımlar var. Daha önceki ama yıllarda Bayern Münih vardı da. Bak, şimdi yaparak ha. Doğru söylüyor. Alanya Spor'un attığı ikinci golü Türkiye'de hiçbir takım atamaz. Sadece çok başarılı bir gol, biraz daha Galatasaray atabilir belki. Çok başarılı. Çünkü o paslaşma işini falan yani çok güzel gol abi. İşte evet. O takım golü yani. Ben o gollere bayılıyorum. Yoksa 40 metreden herif muhteşem vuruyor. 90'a gidiyor. Onlar ayrı. Ama takım golünü çok beğeniyorum ben. Genel olarak. Herkeste, şimdi bazı hocalarda bir yöntem var. Bir plan var. Bir strateji var. Fenerbahçe'de bunu şu ana kadar çok göremedik. İnşallah bundan sonra görürüz. Bak şöyle bir şey var. Taktiklerle ilgili en basit tabir şudur. Yani taktikler bizim takımın güçlü yönlerini ön plana çıkarıp zayıf yönlerini örtmek için vardır. Elbette canım. Tabii Fenerbahçe'de zayıf yönler ne? Bence böyle stoperlerin performansı şu ana kadar. Ya oyunu kendi merkezinde kabul edersen golliyorsun abi. Golliyorsun işte. Öyle çıkacaksın o zaman. Sezon başında en önemli sorunuydu. Bunu böyle nasıl halletti Sergen Yalçın? Sergen Yalçın oyununa eğer bir illa isim bulmamız gerekirse bence buna böyle şey diyebiliriz. Total kontrol oyunu. Total kontrol. Bak neye benziyor biliyor musun? Hollanda'nın 2010 Dünya Kupası'nda finale çıktığı oyunu var ya. Kardeşim Hollanda'da Hollanda gibi oynamıyor diyorduk. Hani ultra ofansif oynamıyor. Daha defansif oynamıyor. Ki bak o takımın çok önemli 3 yıldızı vardı. Yani Wesley Sneijder, Arjen Robben, Van Persie. Daha evet. Ne olsun yani. Bir de kadro da çok iyi. Hani en azından ön taraf çok iyi. Savunmacılar ama 3 tane iyi oyuncuyu öne bırakıp gerisini işte De Jong, Mayong işte şey. De Jong da şey vardı bir de işte. Wim Jong falan. Böyle öyle var. Hayır. Van Bommel. Van Bommel ha. Van Bommel var. Hatta böyle Van Bommel'in kayınpederi takımın teknik direktörüydü işte. Milli takım teknik direktörü de o dönemde. İşte dünyanın en kötü stoperi vardı Haitinga. Abi hakikaten ona rağmen finale çıktılar abi. Dünyanın en kötü stoperi Haitinga'ya rağmen finale çıktılar. Dünyanın en kötü stoperi o değil ama bayağı kötüydü gerçekten. Yani. Everton'da falan en sevdiğim stoper. O zaman dünyanın en kötü stoperi oydu ya. O tarihte. Olabilir, bayağı kötüydü. Ya neyse o stoperlerle yani anlatmaya çalıştım böyle oyun kültürü. Yabstan varmış gibi savunmanda. Evet. Ronald Koeman varmış gibi savunmanda oynayamazsın. Van Marwijk'ti hocada, teknik direktördü. O şekilde oynarsın. Van Hal gibi oynatamaz. Abi onda Blind vardı, Blind'in babası. İşte aynen önünde abi. David Seydorf vardı. Top Oxford'larda da Oxford'larda bizim okumadık çok doğru abi. Yani evet abi. Yani abi sen bana Ajax vardı da biz mi gitmedik yani? Abi sen bana malzemeyi ver. Ben sana dünyanın en güzel yemeğini yaparım. Ama benden sebze verirsen ulan ben burada da protein yok diyemezsin abi. Aynen öyle. Yani. Ben oraya sos koyarım bilmem ne yaparım. Ama et yoksa etli yemek yapamam. Çok güzel sebze yemeği yaparım. Ama sebzeyle bir yemek olur yani o. İşte bugün Sergen Yalçın'ın yaptığı odur. Öbür taraftaki Fenerbahçe'deki durum ise ne yazık ki şu ana kadar çok başarılı bir lezzetli bir şey çıkmadı. Umuyorum ve diliyorum ki bundan sonra çıkar. Bak bir tane örnek geçeceğim. İzninle öyle bitirelim. 78 Dünya Kupası ülkemizde böyle doğru dürüst yayınlanan ilk turnuvaymış televizyonda. Yani neredeyse maçların %90'ı yayınlanmış. Ben tabii o zaman 1 yaşındaydım biliyor musun? Babam, amcamın anlattı o. O dönemde böyle Anadolu'da görev yapan bir alt ligde, işte şimdiki birinci lige denk gelen ligde görev yapan hocalardan bir tanesi böyle kafayı yarıyor.
bu İtalya ne oynuyor? Allah Allah. Yazıyor tek tek sürekli. Yardımcıları var yanında. Yaz. Hollanda ne oynuyor? Hollanda nasıl topu böyle çıkarıyor ya? Hollanda nasıl böyle hücum pres yapıyor ya? Almanya ne yapıyor peki falan filan bilmem ne. İskoçya bak fizikler niye nasıl böyle bunlar nasıl falan filan. İşte Brezilya'ya bak niye eskisi gibi değil. Ya bu kafa patlatıyor. Hı hı. Böyle sayfalarca not alıyor. Ondan sonra yardımcılarına diyor ki sizce bizim takım diyor. Bu böyle Anadolu ekibi nasıl oynarsa bu takımların hangi özelliklerini alıp bizim takıma adapte edebiliriz? Bizim hangi tarafımız güçlü ona göre bir taktikle onu ön plana çıkartabiliriz? Neremiz zayıf? Neremizi örtebiliriz taktiksel açıdan? Ne yapmamız gerekiyor diye. Bakıyor diyor ki bize vallahi diyorlar ki en uygunu Hollanda. Niye? Bizim savunmacılar bir tek böyle şey offside'a çıkmayı biliyor. Başka da bir şey bilmiyor diyor. Biz ister istemez 11 kişi topun arkasına geçsek hocam yine böyle en az 50 gol yiyeceğiz. En az 50 gol yerken bir üst lige çıkmamız için bizim en az 75 gol atmamız gerekiyor. O zaman hocam biz diyor böyle santrafor sayısını arttıralım ya da işte ofansif orta sayı arttıralım. Tam hatırlamam o kısmını. Diyorlar ki ya geçelim biz daha önde oynayalım. Nasıl olsa yiyoruz diyor anladın mı? Nasıl olsa yiyoruz. Bak bu da bir tercihtir. Tabii. Bu da bir tercihtir ya. Nasıl yiyoruz kardeşim biz hani falan filan. Ama şimdiki futbolda o iş değişme. O bu arada yani o takım hakikaten gol rekoru kırarak, ligin gol rekorunu kırarak o zamanki bir üst lige çıkıyor. Ama aynı oyunu böyle şimdiki Süper Lig'de. Şimdiki adı Süper Lig olan ligde sürdürmeye çalışınca da hemen düşüyor. Çelişki bununla açıklayabiliriz. Hani Kayseri Spor niye böyle oynuyor? Antalya Spor'u Ersun Yanal böyle mi oynatır falan filan. Aykut Kocaman Konya Spor'da çok başarılı olan formül. Çok başarılı o formül. Fenerbahçe'de aynı başarıyı getirdi mi getirmedi mi? Ersun Yanal eski dönemdeki bir yöntemi. Ya eldeki malzeme neyse onu yapabiliyorsun. Mircea Lucescu'nun dediği gibi. Bana adamlar hem bir tek suyla domates veriyor. Sonra neden lazanya pişiremedin diye beni bir kovuyorlar diyor. Buna benziyor diyor teknik direktörlük. Çok güzel bir anlatım. Ama işte Erol Hoca'nın elinde gerçekten daha iyisini yapacak malzeme var. Neyse hele bir maç oynansın. Yarın da uzun uzun konuşuruz. Son olarak Beşiktaş'la ilgili eklemek istedin. Neden Beşiktaş'ı Galatasaray'a göre şampiyonluk yarışında bir adım geride görüyorsun? Kadro yapısının geniş olmadığından bir. Daha tecrübeli bir teknik adama sahip olduğumdan iki, ne olursa olsun transferle kadrosunu genişleteceğini bildiğim için Galatasaray'ın. Bir de ligin son dönemecine girdiğinde Galatasaray'ın lobisi çok daha kuvvetli. Herkesten. Sadece Beşiktaş'tan değil, herkesten. Peki yakın zamanda aslında bir süre sonra bir maç oynanacak. Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak. Yakın o zaman konuşuruz. Göre, değil mi? Eksikler yedikler. 27 Ocak abi o daha çok var. Gezal'da Beşiktaş başka. Çok var abi. 27 Ocak çok var. Taylanlısız Galatasaray başka, Taylanlı başka. O maç yanlış hatırlamıyorsam 27 Ocak'ta transferin de bitmek üzere olan döneminde belki yeni transferler de olur orada. Evet, evet. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Bakalım o zaman onu da o zaman konuşuruz. Haftaya abi. Son notta voley stüdyolarında görüşmek üzere. Serdar'a selamlar. İnşallah. Sağ ol. Yarın başka kıyafetlerle çıkmış olacağız son bölümde. Tabii. Neden? Çünkü Fenerbahçe maçı oynanmış olacak. Biz onun üzerine konuşmuş olacağız. Evet. Ama yine Serdar Ali'nin o Londra Saat Kulesi orada sabit olacak. Duracak. Tabii. Ben de şu arkaya bir şey Edinburgh Kalesi falan bir baksana. Çok güzel şehir. Bana çok alsana Edinburgh Kalesi. Alayım. Tamam söz. Alacağım. Edinburgh Kalesi'nin resmini al. Ben de sana tamam. Yapacağım mermer diye. Tamam. Başbakanı hanımefendinin bu açıklamasını Nicola Sturgeon'un. Onu da bir geyiğini yapalım istersen. Ne demiş? Britanya çıkma kararı aldı ya, daha doğrusu İngiltere karar verdi. Britanya'nın kalanı yok biz çıkmak istemiyoruz Avrupa Birliği'nden dese de İngiltere'ye uymak zorunda bıraktılar onları. Dedi ki İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon direkt 1 Ocak'ta attı tweet'i ya da 31 Aralık'ın son dakikalarında. Ne dedi ya, ne dedi? Ne dedi? Avrupa Birliği bekleyin biz geleceğiz, bizim bayrağı oradan indirmeyin diye. Ne olacak bu işin sonu? Pandemide gene bize para verin dediniz oğlum. Kim para bu? Bizde oğlum. Para bizde. Her şey bizde. Evet. Ne var? Haydi söyle. Londra'daki en zengin kişi kim? Para bizde. Parayı Londra'daki bizde. En zengin kişi kim? Pandemide zorlandık diye parayı bizden istediniz. Öyle ayrılma. Para yok. Ondan Abramovich. Rus. Londra'daki en zengin kişi o değil. Ruslar. Hep Ruslar. Değil abi. Abi Londra'da yaşayabilir. Evlerin 5'te 1'ini Ruslar. Neden dünyadaki en zengin Araplar? Neden dünyadaki en zengin Hintliler? Neden dünyadaki en zengin Araplar? Araplar orada, Hintliler neden orada. Neden dünyadaki en zengin efendim Taylandlılar? Neden dünyadaki en zengin Malezyalılar Londra'da yaşıyor? Neden? Neden onların parasını mı yiyorsunuz? Neden ama neden ya? Bunu bir düşünmen lazım. Neden? Niye gidip mesela Edinburgh'da yaşamıyorlar da neden Londra'da yaşıyorlar? Neden abi, mesela daha güzel şehirler varken Madrid'de
Barcelona muhteşem şehirleri olan İtalya'da. Bence de Barcelona'da yaşamıyorlar da. Neden? Yani niye Nice'de yaşamıyorlar da Londra'da yaşıyor? Bunu bir düşünmek lazım. Dünya niye başkenti. Dünya başkenti. Dünya. Paranın Allah belasını versin. Benim o kadar param olsun. Ne yapayım Londra'yı? Bizde ne? Düşün yani Londra'da o iklimde yaşıyor adam. Niye? Niye abi? Niye? Antalya. Abi. Alanya. Abi dünya, evet abi. Adam mesela Bodrum'da, Antalya'da. Bodrum. Efendime söyleyeyim. Barcelona'da, Nice'de, işte ne bileyim Cenova'da, Roma'da, Floransa'da falan yaşamıyor da şeyde yaşıyor abi. Niye abi? Hatta bırak Kaliforniya'ya gitmiyor abi. Hadi. Gitmiyor Kaliforniya'ya. Niye oraya geliyor? Bunu bir düşünmek lazım. God save the Queen. Sen de, ya bırak. Allah niye kraliçeyi korusun kardeşim? Hepimizi korusun Allah. Öyle bir milli maç olmaz. Böyle saçma milli maç olmaz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bu arada bu part bitti ama daha henüz konuşulacak çok şey var. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Getir Son Round programının sunduğu.